Bulanık suda hamsi sürüleri, istavrit bolluğu ve lüferler. Mayıs 2023, Üsküdar. İçerisinde çaça ve gümüşlerin de olduğu hamsi sürüsü. Hamsiler yüzerken geniş ağızlarını açarak suda bizim göremediğimiz zooplanktonları yer. İstanbul Boğazı ve Marmara genelinde önceki senelerde olduğu gibi şu an denizde görüş düşük. Mevsim geçişlerinde plankton artışı ile birlikte kirli olan Marmara'da görüş 1 metreye kadar düşüyor. İstavritler hamsi ve çaça yavrularını avlar. Aynı zamanda onlar da zooplanktonlarla beslenir. Sahil boyunca her yerde sürüler bu şekilde ilerliyor. Aklımızın alamayacağı kadar çoklar. Daha derinde 15 metrelerde kefaller ve istavritler var. Şu anda hamsilerden kat ve kat fazla istavrit var. Sadece lüferler yaklaştığında göremiyoruz. İstavritler gibi barbunlar da bu mevsimde sürüler halinde gezer. Henüz sadece tek geçenlere denk geliyorum. Aynı şekilde arada izmaritler de görebiliyoruz. Karnında yumurtası olan çırçır balığı. İstavritteki bolluk Karadeniz'e göç eden lüferin boğazda rahatça beslenmesine olanak sağlıyor. Bulanıkta zor görünse de lüferler istavritleri kıyıya sıkıştırıyor. Sakince yüzen istavritlerin hızlanması mutlaka bir avcının varlığına işaret.
Balık bol olunca oltayı her attığımızda istavrit geliyor. Aynı zamanda akşam saatleri kıyıya yanaşan lüferi sahte balıkla avlama fırsatımız oluyor. Çinokopları büyümeleri için geldiği yere iade ediyoruz. İstavritler kaybolunca yine lüferler ortaya çıkıyor. Bu döngü gece gündüz sürekli devam ederken her balık kendinden küçük olanı avlamaya devam ediyor. Bir saatlik çekimle bu zamandaki durumu göstermeye çalıştım. Lüferler. Videonun devamında istavritlerin akışını izlemeye devam edeceksiniz. İçeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.
Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.